Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. MWC turumuz devam ediyor. Şu anda Huawei'nin standındayız. Ne var? Çok güzel, çok şık bir bilgisayar var. Huawei Mate X Pro. Dün tanıtıldı biliyorsunuz. Çok enteresan özellikleri var. Bilgisayarın 13.9 inçlik bir ekranı var. Şu anda görüyorsunuz zaten. Bu ekranın çözünürlüğü ise 3000'e 2000 piksel. Ekran gövde oranı ise, ki son dönemde biliyorsunuz artık bilgisayarlarda da bu önemli hale gelmeye başladı. Şöyle bir netlik yapayım. Şuradan bir netlik yapayım. Evet, çok ince bir çerçevesi var. Yani doğal olarak bilgisayarın gövdesi de o oranda ince bir şekilde tasarlanabilmiş. Windows 10 Home işletim sistemini kullanıyor. 8. nesil Intel Core i8565U işlemciyle donatılmış bir bilgisayar. Toplam ağırlığı 1.33 kilogram. Az önce de söylediğim gibi 13.9 inçlik bir ekranımız mevcut. Ekran kartı olarak GeForce MX250 kullanıyor. 2 GB'lık bir ekran kartımız var. 256 GB ya da 512 GB olmak üzere farklı SSD seçenekleriyle satın alınabilecek bu bilgisayar. Bilgisayarın RAM miktarı ise 8 GB ve 16 GB olarak seçenekli olarak geliyor. Pil olarak ise 57.4 Watt'lık devasa bir pilimiz var ki bu da epey uzun süreler, yani 10 saati geçecek kadar uzun sürelerde bir kullanım imkanı sunuyor size. Şimdi bilgisayarın biraz daha detaylarına bakalım. Şurada bir güç tuşu görüyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Şurada bakın. Bu güç tuşuna aynı zamanda bir parmak izi okuyucu entegre edilmiş. Yani bilgisayarı açarken kullandığınız güç tuşunda bir parmak izi okuyucu var. Oldukça şık tasarlanmış dedik ama enteresan özellikleri de var. Şurada şimdi bakın. Hemen şurada Huawei Share logosunu görüyorsunuz. Bu logonun önemli bir özelliği var. Mesela şimdi şöyle benim elimde Huawei Mate 20 Pro var. Bu telefonla buraya dokundurduğunuz zaman anında datalarınızı aktarabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Yani bu özellikle bizim gibi iş yapanlar için çok başarılı bir fonksiyon olduğunu söyleyeyim. Buraya dokundurduğunuz zaman fotoğraflarınız, videolarınız saniyeler içinde aktarılıyor ki Huawei Share biliyorsunuz normalde çok hızlı bir teknoloji. Buraya entegre edilmiş durumda. Huawei MateBook serilerinde bulunan One Hop özelliğini şu anda deniyoruz. Şu anda beyefendi bize gösterecek ekrandaki bir görüntüyle bilgisayarın eşleşmesi. Bakın şu anda datalar aktarılıyor. Hemen gördüğünüz dokunur dokunmaz orada bir Huawei Share logosu var. Şurada görüyorsunuz. Oradaki ekrandaki görüntü anında telefona aktarılıyor veya tam tersini yapabiliyorsunuz. Yani telefondaki bir görüntüyü de ekrana alabiliyorsunuz. Bilgisayara aktarabiliyorsunuz. Bu şekilde şu anda alınmış oldu görüyorsunuz. Ekrandaki görüntü. Buraya text olarak geliyor bu arada. Yani OCR yapıyor. Tabi şimdilik Türkçe desteği muhtemelen yok ama umarız ki önümüzdeki dönemde geleceğini tahmin ediyoruz. Aynı zamanda telefondan copy paste veya bilgisayardan copy paste de yapabiliyorsunuz. Bu tarz özelliklerinde olduğunu belirtelim. Çok güzel bir özellik. Özellikle bizim gibi telefonla bilgisayarla sürekli bir şeyler yapmak zorunda olanlar için işe yarayan bir fonksiyon. Şu anda copy paste özelliğini gösteriyor bize Huawei yetkilisi. Evet, gelmiş oldu. Ekranda da gördüğünüz gibi görüntü anında bilgisayardan buraya telefona hızlı bir şekilde aktarıldı. Enteresan bir özellik ise şöyle biraz daha yakından çekeyim. Bakın şurada bir kamera butonu görüyorsunuz değil mi? Normalde burada fonksiyon tuşlarımız var. Evet, bunlar normal bir şekilde duruyor. F6 ile F7 arasında bir kamera tuşu var. Buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi bir kamera açılıyor arkadaşlar. Yani Huawei ekranı çerçevesini inceltebilmek adına böyle bir çözüm üretmiş. Çok başarılı. Gerçekten de çok başarılı olmuş. Bunu söyleyeyim. Buradan böyle bir akıllıca bir hareket iyi olmuş ki Acer'ın bazı modellerinde de vardı. Geçtiğimiz günlerde CES'te biz bir incelemesini yaptığımız bir modeli vardı. Swift modelinin. Acer'ın Swift modelinin. Burada onun da benzer bir özelliği vardı. Burada bu şekilde yapılmış. Ya güzel bir bilgisayar olmuş. Bu bilgisayarla ilgili söyleyeceğim en önemli şey ise yakında Türkiye'ye geliyor arkadaşlar. Evet, bu bilgisayar önümüzdeki aylardan itibaren ki muhtemelen Mart ayı içinde Türkiye'de de satışa sunulacak. Çok güzel bir haber bu. Çünkü biliyorsunuz güzel bilgisayarları vardı Huawei'nin ama ne yazık ki Türkiye'de bulunmuyordu. Türkiye'de bulunmadığı için de biz de hani dışarıdan getirtebiliyordunuz belki ama birebir kullanma ve satın alma, yani Türkiye'de garantisi vesairesi sıkıntılı olabiliyordu. Ama artık Türkiye'den de bu cihazları satın alabileceksiniz. Bunun da müjdesini verelim. Bu da gerçekten de başarılı olmuş.
Gelelim Huawei MateBook X Pro'nun fiyatına. Bilgisayarın Avrupa fiyatı 1599 Euro'dan başlıyor. 1999 Euro'ya kadar çıkıyor donanıma göre. Ki az önce söylediğim gibi RAM ve depolama seçenekleri değişebiliyor. Türkiye'ye kaça gelir? Ucuz olmayacağı kesin arkadaşlar. 1599 Euro'dan bile gelse 7-8 bin lira çok rahat bir şekilde geçen bir rakam var karşımızda. Ama değer mi? Vallahi bence yani güzel bir bilgisayar olmuş. Zaten iyi bir bilgisayar, hafif bir bilgisayar artık bu rakamından daha aşağı alamıyorsunuz. Bence verilebilir, alınabilir. Güzel bir model olmuş. MWC turumuz devam edecek. Gerek Huawei gerekse diğer markaların ürünlerini size anlatmaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Bu ürünle ilgili her türlü görüş, yorumunuzu bu videonun altında görmek istiyorum. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.